Arkadaşlar selamlar, merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu yeni gelecek olan server ile alakalı sizlere birkaç bilgi vermek amacıyla bu videoyu çekiyorum. Çünkü başka oyunlardan gelecek birçok yeni arkadaş olacak ve ne yapacakları hakkında hiçbir fikirleri yok. Oyuna ilk kez başlayacak olanlar, daha önce bu tarz bir oyun oynamamış olan bir sürü arkadaş başlayacak oyuna. Bana yayınlarda durmadan farklı farklı sorular geliyor. Artık açıklamaktan da birazcık yoruldum. O yüzden video halinde yapıp tek seferde işte insanların izleyebile izleyebileceği bir şekilde e, atayım dedim. Şimdi arkadaşlar yeni server'da öncelik olarak level cap'i 75 olacak. Bildiğiniz gibi bu oyunda level cap'i 85. Yani sonradan bir level cap'i getirecekler. Eğer 75'te bırakmazlarsa. Ve aynı şekilde 65 level cap'i içinde bir PvP alanı geleceği söylendi yöneticiler tarafından. Şimdi bunları baz alırsak yeni başlayacak arkadaşların ne yapması gerekiyor? Öncelik olarak bu oyunda biliyorsunuz arkadaşlar bütçe çok önemli. Eşya satışları falan oluyor yani. Eşya satışları olduğu için de kafaya oynayan klanlar genelde Dead Valley bölgesinde takılıyorlar yani 75 ya da 85 kepinde oynadıkları dönemde 75 ve 85 kepinde çok güçlü klanlar ve oyuncular oluyor karşınızda. Bu yeni gelecek olan 65 kepinde daha doğrusu 65 kepi haritasında bu Dead Valley'de oynayan oyuncuların kullandıkları eşyaların bir kısmı kullanılamayacaktır diye tahmin ediyorum. O yüzden 65 level cap'inde oynayıp biraz daha az bütçeyle ya da yaptığınız farmla karakterinizin üzerine taktığınız eşyalarla 65 haritasında oynayabileceğinizi düşünüyorum. İkinci olarak oyuna başlarken ne yapmanız gerekiyor? Birincisi hemen gösteriyorum. Burada e, premium seçenekleri var arkadaşlar. Şimdi burada komple premium tüm premiumları içeren bir premium ama hiçbir ödülü yok. İşte bu complete premium'u aldığınız zaman XP Battle Premium, Farm Premium hepsi içerisine dahil geliyor. Ama bu premiumun hiçbir ödülü yok. Oyuna ilk başladığınızda XP aşamasındayken Battle Premium'a ihtiyaç duymayacaksınız. Yani herhangi bir PvP yapacağınızı düşünmüyorum. Dead Valley haritasında farm yapmaya gitseniz bile amacınız PvP olmayacaktır. Bu Battle Premium'un amacı skill stat sıfırlama özelliği ve ekstra battle point gelmesi. O yüzden bunu eliyorum kafamda. Bunu kullanmayacağınızı varsayıyorum. Burada complete premium almak yerine bir tane XP bir tane farm premium alırsanız XP kasarken XP premiumu farm yaparken de farm premiumu aktifleştirdiğiniz zaman bunların ikisini üst üste kırabiliyorsunuz bu arada aynı anda kullanıp sağ üstten geçişini sağlayabiliyorsunuz premiumların. İçerisinde verdiği size ekstra ödülleri alarak daha ucuza getirebiliyorsunuz premiumunuzu. Bu çok önemli bir detay. İkinci olarak maddalardan almamız gerekiyor. Bunlar %1 monsterlara atak veriyor arkadaşlar. Knight Online'dan gelecek arkadaşlar için bunların işte patos gibi düşünebilirsiniz. 2 tane alıyorsunuz bunlardan. %1 %1 toplamda %2 monster atak alıyorsunuz. Üstünüze giydiğiniz kozmetik kısmında da pelerin de var. Ee, pelerin de bu montlara karşı %1 defans veriyor. Bunu alıp almamak size kalmış ama full post başlarsanız tabii ki de daha iyi olur. Kıyafet kısmında ben şimdi size şöyle göstereceğim. Ben e, kadın karakter Lunaskar Priest oynuyorum mesela. Şöyle karşınızda seçenekler oluyor. Şimdi 1000 eee rice keşe 2 tane elbise var, 1300'e var, 1600'e var. Şimdi sadece elbise ne fark edecek demeyin. Bu 1600'lük elbisenin üzerinde %2 XP bonus, yaratıklara karşı %2 defans bonus ve atak bonus %1 var. Bu da ee, yani maddalardan aldığınız %1, %1 ve bununla beraber toplamda %3 etki ediyor. %3 çok fazla gibi görünmese de inanın çok fazla etki ediyor beyler. Partideki herkes de bundan olursa bayağı etkili oluyor yani onu söyleyeyim size aynı zamanda wing buldum. Wingler var beyler. Wingler de e, burada gelen battle point'i 2 arttırıyor. Bunu da almak zorunda değilsiniz. Pelerin gibi opsiyonel bir şey. Ama işte hani full pus oynayacağım diyorsanız bunu da alıp üzerinize takabilirsiniz. Başlangıç için bunları almanız gerekiyor. Bunlar şart beyler söyleyeyim size. E, rahat bir oyun oynayabilmek için. işte hızlı level kasabilmek için en azından eziyet çekmemek için oyunu oynarken bunları almanız şart. Şimdi işin ikinci bölümüne gelelim. Ee, ne yapmamız gerekiyor? Normal şartlarda şu an 85 level cap'inde biz bu serverda oynarken ben yeni bir tane karakter kasacak olsam dümdüz giderim ee, sadece bir tane slota bırakırım karakterimi. İşte 25 level'a kadar Dorion'daki skeletonlarda kasarım. Ondan sonra 35-40 level'a kadar oracle'larda kasarım. 40 level'dan sonra da 60 level'a kadar, 55 level'a kadar suit seyirlerde kasar. 55 level'da işte e, Lunaskar'daki ya da Protean'daki artık hangi ırkta oynuyorsanız oradaki görevlerimi yapar, karakterimi 60 level yapıp Hadar-Hagart haritalarına geçiririm. Böyle bu şekilde hızlı bir şekilde bir leveling yapılabiliyor. Orada da bir 65-70'e kadar... Row'la kastıktan sonra görevlerinizi yapıp hızlı bir şekilde 80 olabiliyorsunuz. Şimdi işin leveling kısmı bu şekilde. Ama yeni oyunda arkadaşlar yani yeni gelecek olan server'da ne mobların vereceği XP'ler ne görevlerden gelecek olan XP'ler bunların hiçbir tanesi belli değil. Aynı zamanda karakterimize herhangi bir eşyayı satın alamayacağımız için yeni server'da olmayacağı için... Yapmanız gereken şu, görev itemleriyle oynamak belli bir süre. O yüzden de görevleri ister istemez yapmak zorundasınız. Bu çok önemli yani. Hani ben öyle kasayım, hızlıdan geçeyim falan muhabbetini yapmak birazcık zor olacak. Görev eşyalarıyla oynayacağız çünkü. Ee, en azından bu Dorion'daki görevleri bile yapmamız gerekecek. Görev eşyalarını alıp sonra Lunaskar ya da Protean dediğim gibi oradaki görev eşyalarımızı alıp Hadar'a, Hagar'da öyle gitmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Ee, görev eşyalarımızı aldıktan sonra Hadaragar haritalarında ben kendi şahsi fikrimi söyleyeyim. Ben öyle yapacağım çünkü isterseniz siz de öyle yapabilirsiniz. Hep 75 olacağı için ben 60'tan sonra Hagara Hagarda geçtikten sonra 70 level'a kadar hiç görev yapmamayı düşünüyorum. Size de tavsiyem bu şekilde. O oyunda şöyle bir etki var. Mesela karakteriniz level atladığı zaman bir sonraki seviyede mobdan gelen xp daha fazla geliyor. Ama şöyle bir eksisi oluyor. Siz her level atladığınızda U'ya bastığınız zaman Şuradaki sizden istenen xp miktarı artıyor. Tabi mobdan gelen xp miktarı da artıyor ama Her seferinde daha fazla mob keserek yarat e level almak zorunda kalıyorsunuz. Bunun yerine görevleri işte 60 level'da hemen bir görev yapıp 61'e, 61'de bir görev yapıp 62'ye yapmak yerine sadece mob keserek 70'e kadar karakterimizi kasıp sonrasında biriken tüm görevleri yapıp hızlı bir şekilde flash level yapmak daha mantıklı. Yani 70 level'a kadar kesinlikle ben görev yapmayı düşünmüyorum. Dediğim gibi bu yeni gelecek olan server'da hangi e, görev ne kadar XP verecek, hangi mob ne kadar XP verecek bunları bilmiyoruz. Çünkü XP seviyelerini düşürebilirler. Şu anki görevlerden, şu anki moblardan gelen XP'lerden daha düşük olabilir. Bunu bilemiyoruz. Çünkü 75 cap'inde biz ilk oynarken XP premium falan yoktu. Sadece elit premium vardı. Biz o şekilde karakterlerimizi kastık 80'e, 85'e. Bu yüzden belli olmaz ne yapacakları. Belki e görevlerin XP'lerini düşürebilirler. Moblardan gelen XP'leri düşürebilirler. İnsanlar hızlı şekilde level almasın diye. O zaman işler çok farklı olur. Şu anki haliyle gelirse eğer zaten 75 level olmak maksimum 3-4 gün sürer. Çok kısa bir şekilde, çok kısa bir sürede levelinizi kasarsınız. Karakterinizi max level'a e ulaştırıp artık farmınızı, PvP'nizi yapabilirsiniz. Onun dışında yeni server'da başlayacak insanlar oyunda neler yapabilir ona gelelim. Şimdi bu oyunda arkadaşlar meslekler kısmını açtığınız zaman çok fazla meslek var. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Yeni serverda işte başlasak sadece meslek yapıp toplayıcılık yaparak para kazanabilir miyiz diye. Arkadaşlar sadece toplayıcılık yaparak işte patates, işte havuç, mısır, işte ağaç toplayarak, taş toplayarak vesaire sadece ham maddeleri Pazarda satarak para yapabilirsiniz. Ama eğer ki toplayıcılık yaptığınız zaman siz bunları craftlayıp meslek kısmındaki levelleri kasmak isterseniz eğer server başında materyaller çok pahalı olacağı için ve kendi topladığınız materyaller sağ taraftaki meslekler kısmını yükseltmeye yetmeyeceği için orada tıkanır kalırsınız, para da yapamazsınız. Burada başlangıçta yapılması gereken şey Sol taraftaki toplayıcılık level'larını kasmak. Örnek veriyorum wood cutting, mining, işte quarrying, arkeoloji, fishing hepsini 10 level'a. Fishing çok önemli değil, herbalizm çok önemli değil server başında onu söyleyeyim. Diğerlerini 10 level'a kastıktan sonra mesleklere daha sonra yönelmek daha mantıklı. Örnek veriyorum wood cutting'i 10 level'a kadar kasacaksınız. 10 level'a kadar kasarken biriktirdiğiniz tüm tahtaları craftladığınız zaman onu da şu şekilde göstereyim. Örnek veriyorum carpentry. Woodcutting carpentry ile birleşik bir meslek. Örnek veriyorum woodcuttingte de biriktirdiğiniz oak timberları craftladığınız takdirde işte bunları craftlıyorsunuz craftlıyorsunuz ta ki pine timber'a geçene kadar 10 level yapana kadar oak timber'dan başka hiçbir şey kullanamıyorsunuz. Sonrasında zaten bu pine timber'ları 10 level'da toplamaya başlıyorsunuz arkadaşlar. 10 level'dan önce pine ağacını kesemiyorsunuz. 10 level olduktan sonra woodcutting'de pine'ları topluyorsunuz. İşte ta ki 20 level'a kadar gene aynı şekilde. Woodcutting'iniz 20 oluyor. Sonra aspen lumber'ları burada toplamaya başlıyorsunuz ve craftlamaya başlıyorsunuz. Şöyle de bir durum var. Örnek veriyorum siz pazardan materyal çekip sadece meslek kasmayı planlıyorsunuz değil mi? Örnek veriyorum wood cutting'i ben bir level'da bırakayım ama carpentry kasayım diyorsunuz. Pazardaki tüm oak timber'ları alıyorsunuz. Bunları craftlayıp 10 level yapabilmeniz için beyler buranın da 10 level olması gerekiyor. Yani siz burada o timber'ları craftlayıp buradaki carpentry level'ınızı 10 level yapsanız bile buradaki pine timber'ı craftlayamıyorsunuz. Buranın da 10 level olması gerekiyor. Daha sonra pine timber craftlayabiliyorsunuz. Bu tüm meslekler için geçerli. Yani sağ ve sol tarafı eşit bir şekilde götürmeniz gerekiyor. Bu sebepten dolayı sakın sadece meslek kasacağım sol tarafı kasmayacağım diye Düşünmeyin öyle bir şey maalesef ki yok arkadaşlar. Zaten arada bazı meslekler belli bir level'a kadar hiçbir getirisi olmayan meslekler. Örnek veriyorum arkeoloji. Arkeoloji 20 level olana kadar hiçbir şekilde sizin karakterinize bir coin bile katkıda bulunmaz. Sadece vaktinizi götürür ama 20 level olduktan sonra buradaki Jewel Crafting kısmında görmüş olduğunuz bu... Ee... Şu am kurutlar var ya, şu kurutlar. Şuradaki kurutlardan 20 level olduktan sonra arkeolojide buradaki kurutlardan düşürebiliyorsunuz. 6 tane farklı rengi var. En değerli olanlar sarı, sonrasında kırmızı, işte sonrasında diğer renkler geliyor. Bu kurutlar sayesinde de buradaki takılar craftlanıyor. Server başında bu mavi takılar birazcık değerli olacak. Sonrasında değerini kaybedecek sonrasında kullanılacak takılar, gene mor takılar. İşte levelı kasıldıktan sonra da buradaki craft takılarından sarı olanları insanlar kullanacaklar. Onun dışında aklıma gelen başka ne var? Düşünüyorum. Evet, aklıma geldi arkadaşlar bu arada. Şimdi bu oyunda en çok bana sorulan sorulardan bir tanesi yayınlarda abi hangi karakteri oynayalım? Bu hangi karakteri oynayalım konusu şu şekilde ben size özetleyeyim arkadaşlar. Şimdi solo oyuncuysanız eğer, oyuna tek başınıza başlayacaksanız ve farm atacaksanız, PVP ağırlıklı değil de farm olarak oynayacaksanız, karakterinizi güçlendirecekseniz ya da para yapmak için bu oyuna başlıyorsanız solo karakter olarak Battle Priest ya da okçu oynamak en mantıklısı. Çünkü hem mob kesme hızı olsun, hem tek başına başının çaresine bakabilmesi olsun. Hem dungeonlarını yapabilmesi olsun. Bu iki karakterde çok güzel bir şekilde var. Tüm özellikleri var yani. İşte Priest'in heal'ı var, debuff'ları var, kendine buff atabiliyor. Okçu'nun işte kendi kürü var. Death Valley'de farm atarsan kaçabiliyorsun. Hızlı mob kesiyorsun, yüksek burst tasarı falan var. Devamlı demeyici var. Bu şekilde okçuyla farm atabiliyorsunuz ve Battle Priest'le farm atabiliyorsunuz. Eğer ekibiniz yoksa int priest e oynamak ya da e, işte warrior oynamak gibi hatalara düşmeyin. Çünkü oyunlarda zaten yani bu oyunda zaten ekibi olan insanlar hali hazırda işte warrior ekipler, işte mage ekipler, asas ekipler bunlar var. Int priest olarak zaten ekip bulmanız birazcık zor oluyor. Hepsinin çünkü oturmuş belli bir arkadaş ortamı bir grubu oluyor. Bu tarz klanların biliyorsunuz. Sonradan dahil olmak birazcık sıkıntılı oluyor. Yani ortama alışamıyorsunuz vesaire. Birazcık sıkıntı oluyor. Oynayışınızı beğenmezler ya da siz onları beğenmezsiniz vesaire. Bir sürü sorun çıkabiliyor. Oyuna mage olarak başlayabilirsiniz. Mage'ler leveling kısmında inanın çok sıkıntı çekiyor. Eğer ekibi yoksa çok eziyet oluyor. Tek başına mage oynamak çok zor. Bu oyunda bir de malum oyundaki gibi transformation scroll olmadığı için tek başınıza görevlerinizi yapmanız falan da hayli zor. Ama eğer bir ekibiniz varsa ya da bir ekip bulabileceğinizi düşünüyorsanız match de gayet tabi kasıp oyununuzu oynayabilirsiniz. PvP açısından tek başınıza oynayacak bir oyuncuysanız gene Mage kastığınızda max level'da parti bulmanız çok kolay. Çünkü Death Valley'de bir sürü mage partisi oluyor ve e, mage'ler itemi olmasa da çok fazla hasar çıkardığı için bütün partilerde yer buluyorlar yani mage partilerde. Mage klan bulmanız da çok kolay. Asas, gelelim Asas kısmına. Asas oyunda solo takılabilen her şeyiyle yani tek başına kendi kendine yetebilen, adam kesebilen, gir çık yapabilen, burstleyebilen, Bolca kill alabilen bir karakter. Tek başınıza PvP için bu oyuna başlayacaksanız asas karakter yapabilirsiniz. Hayli işinizi görecektir yani. Onun dışında da Warrior oynayacaksanız zaten bir ekip bulmanız şart. Ciddi miktarlarda item yapmanız için bütçe ayırmanız şart. Warrior birazcık doyumsuz bir karakter. Ee, ama en güçlü karakterlerden bir tanesi de o. Yani özet... Eğer ki farm atacaksanız ve solo oyuncuysanız Battle Priest ve Okçu yapıyorsunuz. Ortalama itemle paranızı kasıyorsunuz abi. İster item yapıyorsunuz ister paranızı yapıyorsunuz. Size kalmış bir şey. Dungeon'lara gelelim. Oyunda arkadaşlar 75 cap'inde girebileceğiniz şurada macera kısmında zindanlar var. Bu zindanlara büyük ihtimalle bu Darkness Cavern olmayacak. Bu zindan olmayacak. Svaland büyük ihtimalle olmayacak. Eski solo girebildiğimiz bir tane dungeon vardı. Galiba buydu ya. Ben uzun süredir dungeon girmiyorum. Buradaki bu Dragon's Lair gene olur. Kalep olmaz büyük ihtimalle. Server'a hem item girmesin diye hem XP kasılamasın diye. Klan zindanları büyük ihtimalle olmayacaktır. Bu dragon olacak. Bu dragona herhalde yanlış hatırlamıyorsam 63 level'dan itibaren girebiliyoruz. Buna beyler günde bir kere girebiliyorsunuz. O yüzden bunu kaçırmayın. Buna her gün girin. Zindan haklarınız da her gün öğlen saat 12'de sıfırlanıyor. Öğlen saati 12'de zindan haklarınız sıfırlanıyor. Buradan dungeon'ınıza girebilirsiniz. Ya 62 ya 63 levelde girebiliyordunuz. Easy'sine. 65'te herhalde hard giriliyordu. 70'te hell, 75'te de dead giriliyordu. Level'ları yanlış hatırlıyor olabilirim. Emin değilim. Kusura bakmayın. Bu solo zindanda da sanırım şu Land of Despair'dı. Gireyim de görelim ya. Merak ettim. Gerçi premium'umuz olmadığı için giremiyoruz. Ha, o konuya da gelelim. Şimdi ben yeni server açılacak diye 2 gün sonra premium almadım. Premium'um bittiği için almıyorum yeni server'a geçeceğim için. Buradaki bu zindanlara girebilmeniz için arkadaşlar premiumunuz olması şart. İşte minimum elit premiumunuz olması gerekiyor ki buradaki zindanlara girebilin. Dediğim gibi şu ikisi şu kalep ve şu klan olmayacaktır. Günde iki kere buna girebiliyoruz. Bir kere de buna girebiliyoruz. Toplamda üç tane zindan hakkımız oluyor. Bunlara mutlaka girin. Buradan düşecek bir tane mavi takı ya da skill book özellikle oyun başında çok 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 değerli olacak. Skill book'lar işte şu mavi takılar. Bunları satarak hızlı bir şekilde para yapabilirsiniz ya da kendiniz kullanabilirsiniz. Bunlar önemli. Onun dışında aklıma gelen ne var? Gene bir düşünüyorum. Onun dışında aklıma gelen şeylerden bir tanesi de şu. Onu da söyleyeyim gene bir özet olsun. Nerede farm atabiliriz? Dünyanın en çok sorulan sorularından bir tanesi. Her yayıncının chat'inde ben nerede farm atabilirim? Şimdi beyler bu oyunda Single target mob kestiğimiz için toplu bir şekilde mage'ler hariç mob kesemiyoruz. Hani farklı MMORPG'lerdeki gibi böyle oturup da grind attığımız bir mevzu yok. Tek tek mob kesiyoruz. Zaten tüm slotların çoğusu yani tüm demeyeyim de çoğu slotlar 5'li. Şimdi oyunda farm atabileceğiniz yerler zaten sınırlı. Büyük klanlar ve ekipler zaten Dead Valley haritasındaki büyük slotların hepsini ele geçireceklerdir. İşte Bile slotunun olacağını ben oyun başında düşünmüyorum. Ark Demon, Undead, işte Dead Lord. Bu mobların ben boş kalacağını, bırakılacağını kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü oralardan işte Hatred, Vixen, Ark Sword, Warsight, işte karakterlerin Imperial'ları bunlar düştüğü için ve oyun başında bunlar çok değerli olacağı için buraları büyük klanlar ve ekipler kapatacaktır. Oralarda solo oyuncu olarak ya da küçük ekipler olarak Farm alanı bulmanız neredeyse imkansız. Ben bunu size peşin peşin söyleyeyim. Aklınızda öyle ben buralarda kasarım gibi hayaller varsa gerçekten hayal kırıklığı olur. Ben de kasamayacağım. Ben de büyük bir ekip değilim yani. Ya da bir büyük bir ekibe dahil değilim şimdilik. O yüzden buralarda farm atmak bizim için hayal arkadaşlar. Solo oyuncular için farm atılabilecek yerleri ya da küçük ekipler için farm atılabilecek yerleri size söyleyeyim. Oyun başında Vixen, Golden Snake ve e, elit Item'lar yani işte Warrior elitler kıyafet olanlar işte, e, Rogue elitler falan bunlar çok değerli olacağı için, onlar upgrade edileceği için. Birincisi Flame Rock slotu. Solo ve küçük gruplar için farm atabilecek Flame Rock slotu beyler. Mavi takı drobu var, Vixen drobu var, Golden Snake drobu var ve Warrior Mage Asas ve Priest yani tüm karakterlerin elit elbiselerini atan bir slot. Aynı zamanda çok fazla çöp atıyor. Epic Upgrade, Unique Upgrade scroll atıyor. Ve çok fazla çöp drop olduğu için canlı cash gold kasabilirsiniz, coin kasabilirsiniz. Birinci slotumuz burası. İkinci slotumuz Poison Rock. Poison Rock da ikili üçlü gruplar halinde kesilebilir, solo kesilebilir. Ama server başında çok kalabalık olacağı için partiyle tavsiye edilir yani. Çünkü tek başınıza kutu almanız neredeyse imkansız olur kalabalıktan dolayı. Aynı şekilde oradan da e, Sun Shard atabiliyor. Asasların kullandığı, oyun başında en çok kullandığı daggerlardan bir tanesi Sun Shard. Onun dışında okçuların en çok kullandığı bowlardan hurt Seeker, e, Swift Shooter iki tane bow düşüyor. Aynı şekilde tüm karakterlerin elit kıyafetleri düşüyor ve çok miktarda çöp düşüyor. Bunları da NPC'ye satıp gene cash gold kasabiliyorsunuz, coin kasabiliyorsunuz. Onun dışında Black Mommy slotu basic atak scroll, basic defense scroll atıyor. Çok fazla çöp atıyor. Ee, epic upgrade, unique upgrade scroll atıyor. Mavi takı drobu var. Onun dışında Diviner, basic atak ee, ve gene basic defense scroll atıyor. Unique upgrade, epic upgrade scroll atıyor. Çok fazla çöpü var. Ve coin'i güzel. Aynı Black Bomb ile aynı slot diyebiliriz yani. Onun dışında solo oyuncu olarak kesebileceğiniz sadece coin ve çöp farmı için satir kesebilirsiniz. İçinden herhangi bir şekilde mor item atmıyor. Epic item atmıyor. Sanırım sadece arc Sword atıyordu. Arc Sword dışında bir Epic item drop'u yok. Onun dışında Necro slotları olur mu bilmiyorum. Bile slotları olur mu bilmiyorum. Bunlardan emin değilim. Geldiği zaman göreceğiz. Bowl'daki bossları kovalayabilirsiniz. Küçük bossları ya da orta bossları da kovalayabilirsiniz. Bu arada ekibiniz varsa, partin, partiniz varsa... Bowl'da çıkan saatlik monumenti ve 4 tane çıkan küçük monumentleri kesinlikle kaçırmayın. Eskaza kutu sizde kalırsa partiniz kaç kişi ise son vuruşunu yapan kişiye partiye daha doğrusu skill book veriyor ve dediğim gibi oyun başında skill book'lar inanılmaz pahalı oluyor, değerli oluyor. Herkes skill açması gerektiği için çünkü skill book olmadan skill'inizi açamıyorsunuz. Para verip de açamıyorsunuz. Öyle bir eksisi var. Onun dışında solo farm atabileceğiniz bir slot var mı diye düşünüyorum. Aklıma getirmeye çalışıyorum. Mage'ler zaten harpileri falan kapatmış olacak ama yine ekip halinde, grup halinde gidip harpilerde falan Skaven'in harpiler, işte Raven harpiler buralarda falan farm atıp şey yapabilirsiniz, coin kasabilirsiniz. Golden Snake Drop'u da vardı oranın yanlış hatırlamıyorsam ve mavi takı atıyor arkadaşlar. Death Valley'deki tüm moblar mavi takı atıyordu eğer droplarını kaldırmadılarsa tam emin değilim. Başka aklıma gelen şimdilik Şimdilik bir şey yok. Aman aman. Yine söylemediğim eksik bıraktığım, sizin aklınıza gelen bir şeyler varsa merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz yorum olarak yazabilirsiniz. Ben buna yine yorumlara da cevap vereceğim. Tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Başka aklıma gelen bir şey yok çünkü eklemem gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar. Yani umarım ıı, izlerken böyle. Öğrenmişsinizdir bir şeyler işinize yaramıştır güzel bilgiler almışsınızdır. Dediğim gibi bir merak ettiğiniz sorunuz, herhangi bir sıkıntınız olursa yorum olarak belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım bildiğim bir şeyse. Bir sonraki video zaten yeni serverda bol bol video atmayı düşünüyorum. Yani bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. 3 gün sonra da yeni serverda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz Allah'a emanet.